Bu görsel dersimizde Oracle veri tabanımıza SQL Plus ile bağlanarak çeşitli sorgular çekeceğiz ve bunu SQL Buffer üzerinde işlemler yapmak için kullanacağız. SQL Buffer üzerinde silme işlemini göreceğiz bu dersimizde. HR veri tabanımıza, HR şemamıza bağlandım. Şimdi örnek bir sorgu hazırlıyorum. Select yıldız from regions ve sorgu sonucunda başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi list ile çalıştırdığım sorguyu SQL Buffer'dan listeliyorum ve çağırıyorum. Select yıldız from regions, gördüğünüz gibi SQL Plus ekranıma geldi. Şimdi bunun üzerinde silme işlemi yapmak istiyorum. Yani SQL Plus üzerinde SQL Buffer'daki en son çalıştırdığım komutu silmek istiyorum. Del dedim. Şimdi tekrar list diyorum. Ve gördüğünüz gibi SQL Buffer'da herhangi bir kayıt yok. Şu an silinmiş durumda. Peki şu şekilde bir çalışma yapalım. Select yıldız from regions. Gene sorgumuz başarılı bir şekilde çalıştı. Fakat alt alta yaptık. Ve bunlar farklı satırlarda oldu. Şimdi list ile hafızadakini tekrar görüyoruz. Hafızada şu an bu komut başarılı bir şekilde SQL Buffer'da yer alıyor. Peki bunun üzerinde bir satır satır silme işlemi yapmak istersem yapmam gerekiyor. Bunun içinde gene del kullanıyoruz. Del 2 diyorum. Del 2 dediğimde şu an yıldızı silmiş olması gerekiyor. Select 1. Select 1. satır. Yıldız 2, from 3, regions 4. satır oluyor. Del dedim, del 2 dedim. Şimdi tekrar list diyorum. Ve gördüğünüz gibi select from regions oldu. Select ile from arasındaki yıldız silinmiş durumda. Ve arayı kapattı. 3 satırlık bir kod oldu. Bu şekilde başarılı bir silme işlemi gerçekleştirmiş olduk. Şimdi komple SQL Buffer'dakini silelim, komple silelim. Del komutunu kullandık gene. List dedik. En son regions olduğu için aktif olan, burada gördüğünüz gibi yıldızla işaretlenmiş aktif olan satır regions olduğu için onu sildi. Şimdi aktif satır from, tekrar del diyorum. Şimdi tekrar list diyelim. Gördüğünüz gibi aktif satır bu sefer select oldu. Yıldız onun sol tarafında köşede bekliyor. Şimdi tekrar del diyelim. Bu sefer del 1 diyeyim. Zaten del 1 ile normal del şu an aynı işlemi görecek. Çünkü tek satır kaldı. Gördüğünüz gibi işlem başarılı. Del komutunu da SQL Buffer üzerinde nasıl çalışıldığını görmüş olduk.